Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Oy Dudu, Dudu ne olmuş, yemyeşil suratın. Arkadaşlar evi çöplük içinde olduğu için herhalde yine hasta olmuş. Ama her yerin çöp Dudu. Ya bu kadar çöpün içinde zaten kimse sağlıklı kalamaz ki. Yürü doktora gidelim hadi. Gidelim. Ya postada gelmiş ama hayvanın açacak hali yok ki arkadaşlar. Hastaneye doğru yürüyelim yavaş yavaş. Gel kucağıma alayım seni köpüşüm. Geldik zaten. Doktor bey, hemen iyileştirebilir miyiz acaba Dudu'yu? Çok işimiz var bugün. Gel sana bir sağlık iksiri içireyim şuradan. Hiç doktoru görmesek de olur. Bak şurada iksirler var. 100 paraymış. Tamam sen iyileş de para veririz kuzucuk. Aa, seviyede atladık. Tamam, geçmiş olsun Dudu'cuğum. Şuradaki çiçeği de sulayalım. Bak şimdi mis gibi kokan bir çiçek çıkacak buradan Dudu. Yalan mı? Karnı aç diye çiçeği yemek istiyor. Hadi evimize gidelim. Bak ne güzel açtı çiçek. Arkadaşlar çiçek Dudu'yu yiyecek. Şaka gibi. Yürü evimize gidelim. Tamam, ben şimdi sana çok güzel mamalar hazırlayacağım Dudu'cuğum. Önce şuranın temizliğini biraz yapsak ya. Gel senle bugün pizza yapalım hadi. Pizzayı kim sevmez ki arkadaşlar? Tabii ki Dudu da seviyor. Ben de çok severim. Hele de evde yapılırsa en sağlıklısı. Karıştır 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 karıştır. Hadi bakalım, az kaldı. Hamurumuz yoğrulmak üzere. Bence yeterli, bence bu kadar arkadaşlar. Biraz un dökelim tezgahımıza. Orada açacağız bir güzel hamurumuzu. Oh! Oh oh oh! Mis gibi. Şimdi üzerine en güzel meyvelerle, sebzelerle dolduracağız. Meyvelerle yanlış dedim. Sebzelerle ve mantarla. Harika. Harika peynirlerle doldurduk. Köpekler et ürünlerini çok sevdiği için ona bir güzel jambonlar koyalım üstüne. Fümeler koyalım. Önce zeytinlerimizi diziyoruz. Mantarlarımızı da diziyoruz. Mantar çok sağlıklı arkadaşlar. Hepiniz yiyin. Aşırı sağlıklı. Etlerimizi de koyuyoruz üstüne bir güzel fümelerimizi. Biraz da fesleğen. Ondan sonra kekik, maydanoz. Bunlardan da az koyacağım. Çok koymayacağım. Dudu çok sevmiyor çünkü arkadaşlar. Yeter. Bu kadar yeterli. Pişirelim hemen. Pişmeden bile yer aslında bu köpek. Her şeyi yediği için arkadaşlar. Bak ya, yerdeki çöpleri yemesene. Yeni geldik hastaneden daha. Pizzayı sıcak sıcak yaladı, yuttu resmen. Ama doymadı. Şimdi ona başka yemekler yedireyim. Bir tane kiraz ye. Süt kurabiye ye. Çok severim. İkisi bir ballı ekmek ye. Pankek ye. Salata ye. Tavuk ye. Ye tavuğu ye. Bir tane de pastayı hadi. Bir tane sadece. Şimdi yemeğini yedi, karnını doyurdu ama biraz mutsuz çünkü oyun oynayacağız. Bak kemiği yedi ya. Arkadaşlar bu köpekle biz ne yapacağız? Daha yeni geldin hastaneden, kemik falan yemesene. Ya şu ateşi mavi yapabiliyor muyuz? Ben bir kere mavi ateş görmüştüm Dudu'nun komşularında. Bakayım, yeşil var ama çok fazla elmas istiyor. Ben mümkün değil, alamam ki onu. O kadar elmasım mı var benim arkadaşlar? Yazık. Yazık bana. Neyse Dudu'cum, şimdi seninle çok güzel oyunlar oynayacağız. Ne oynasak? Ben böcekli oyunu çok seviyorum. Onu oynayalım mı? Tamam, hızlı hızlı oynayacağım şimdi arkadaşlar. İyi izleyin. Böcekler gelmeye başladı. Allah, az geliyor ilk başta. Bıcık 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 çıkarttık bıcıklarını. Gönderdik onları. Ya gittikçe artıyor, hızlı hızlı geliyorlar mavi mavi böcekler. Tipleri de çok güzel ama oyun olduğu için onları öldürmek zorundayız. Gerçekten asla hiçbir hayvana zarar vermiyoruz değil mi arkadaşlarım? Şimdi daha büyük böcekler gelmeye başlayacaklar. Bakalım, hiç kimse bizim çöreğimizi yiyemez. Bu harika çikolatalı donat benim donatım. Böcekler akın akın geliyorlar arkadaşlar. Çünkü onlar da galiba aç, zavallı hayvancıklar. Gidin siz biraz meyve falan yiyin. Hadi bu benim. Pikniğime karışmayın benim. Hadi böcekler, naş naş. Ay bir sürüsünü ezdik arkadaşlar. Ay çöreğimin üstünde ezildi, rengi bile çıktı ona. Neyse ki gitti. Hiçbiri bir ısırık bile alamadı arkadaşlar. Hızlı hızlı ilerliyoruz seviyeleri. Tabii ki alamazsınız. Ben çok hızlıyım çünkü sizden böcekler. Allah, daha çok gelmeye başladılar. Şimdi mavili böcekler gelmeye başladı arkadaşlar. Bakalım sıradakine karıncalar gelecek birazdan. Karıncalar zaten yemeğin kokusunu hemen alır. Bakın geldiler. Hızlı hızlı geliyorlar. Olamaz. Biri bir ısırık aldı bile. İnanamıyorum. Daha dikkatli olmalıyım arkadaşlar. Yemesinler benim donatımı.
Gidin karıncalar, kırmızılar geldi. Kırmızılar daha bir hızlı arkadaşlar. Eyvah eyvah. Şu mavi böceklerden de kurtulduk mu tamamdır. Bu seviyeyi de atlattık. Oy, hücum ediyorlar, hücum. İnanamıyorum, üstünde ezdim bir tanesini. Şu yeşiller çok zor gidiyorlar. Şu büyük yeşiller çok fena arkadaşlar. Biri bana yardım edebilir mi? Hücum ettiler resmen. İnanamıyorum, böcek istilasına uğradım. Umarım Dudu'ya zarar vermez bunlar ve bir ısırık daha aldılar arkadaşlar. Bu böcekler Dudu'nun tüylerine yapışırsa bir de onu doktora götürmemiz gerekecek. Donat gitti zaten. Eyvah eyvah. Tüh tüh tüh, vah vah vah. Duducuğum, karnımız aç kaldı bugün piknikte, ne dersin? Böcekler yedi bitirdi hepsini. Yarısını yediler resmen. Ay, karıncalar çok hızlı arkadaşlar. Aa, siyah bir böcek gelmiş, sarılı siyahlı. O ne çimi mi böcek be? Çok ilginç bir böcekti. Ay, tekrar geliyor onlardan. Acaba daha değişikleri de gelecek mi? En değişikleri bunlar mı yoksa? İnanamıyorum, şu yeşiller çok fena arkadaşlar. Artık savunamaz oldum. Her şeyi yedip yiyip yiyip bitirdiler. Oy, bitmiyorlar arkadaşlar. Ya biraz daha kaldı ama az kaldı. Neyse. Duducuğum, ben yemesem de olur. Bunu sen yesen de olur mu? Pikniğimiz böyle olsun, ne yapalım? Of, çok fazla böcek geliyor. Geldikçe geliyorlar bir de ya. Arkadaşlar, bence ben en iyisi kendime başka bir çörek bulayım. Çünkü bundan artık yediler yediler böcekler. Bana bir şey kalmadı ki. Oy, nokta kadar kaldı, neyse. Neyse böcekler, afiyet olsun size, ne diyeyim. Karıncalar jet hızıyla geliyor arkadaşlar. Aşırı hızlı hayvanlar ve yetişemiyorum artık onlara. Ne dersiniz, sizce bu oyunda birinci olur muyum? Çok fazla ilerledik bence. Nokta kadar kaldılar. Çöreğim yani. Akın akın böcek geliyor. İnanılmaz arkadaşlar. Yediler bitirdiler artık. Yapacağım hiçbir şey yok. En azından sevinebilirim. Birinci olmuşuz arkadaşlar. Böceklerle iyi savaştık resmen. Gördünüz mü ne olmuş? Bubu'ya böcek bulaşmış. Duducuğum. Ay, postana bakmadık. Ya Duducuğum, hadi hemen bir şey yapalım. Doktora gidelim, sana bir ilaç versin. Onunla ben seni köpük köpük yıkayayım da iyileş. Kıyamam ya böceklerle savaşmaktan. Ne hale geldin? Şu görevimizi yapalım önce. Işığı açıp kapatalım. İşte bu kadar. Paramız geldi. Hadi bu parayla doktora gidelim şimdi. Ah Duducuk, bu tarafa, bu tarafa. İşte burası. Böcekleri nasıl temizleyeceğimi göreceksiniz şimdi arkadaşlar. Tek tek git buradan. Git. Git. Hem benim çöreğimi yiyorsunuz donatımı, hem de gelip tüylerine yapışıyorsunuz Dudu'nun. Zavallı Duducuk. Kaşındırıyorsunuz onu, rahatsız ediyorsunuz. Gidin kendinize başka bir yer bulun. Şu sarının içinden bir sürü bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Of, gider misin buradan rica ediyorum böcek hanım. Böcek beyefendi. Koca koca gözleri var bir de arkadaşlar bu böceklerin. Ay, nasıl yapacağımızı da bilemedim ama az kaldı. Doktor bey, siz de yardım edin hemen, bitsin şu böcekler. Az kaldı arkadaşlar, az kaldı. Bak, şu sarıdan çok fazla böcek çıkıyor. Dudu'yu çok kaşındırdınız, gider misiniz? Bitti galiba. Çok şükür bitti. Duducuğum. Evet, şimdi senin suyuna bir de ilaç katacağız. Küveti doldurduktan sonra. Heh. Bu da böcek ilacı arkadaşlar. Ama hayvanlarda kullanılıyor. Şimdi onun köpükleri Dudu'nun kürkünü temizleyecek. Ve bir daha gelmeyecek ona böcek. Duducuğum, senin kürkünü değiştirelim mi rengini? Seni başka renkli köpek yapalım mı kuzucuğum? Bornozun da çok güzelmiş ama kıyafetini de değiştirelim bence. Eve giriyoruz arkadaşlar. Güzel bir kıyafet giyeceğiz. Ne istersin? Aa, gömlek giymek istiyor. Bu gömleği mi istiyorsun? Ama ben bunu pek beğenemedim. Kanat alamıyoruz. Keşke kanat alabilsek Dudu. Aa, şu kıyafetlerden alabiliyoruz ama paramız çok fazla yok. Ne alsak? Viking kıyafeti vardı orada. Bütün kürkler de açılmamış. Ben seni şöyle mavi koli kürk köpeği yapayım mı? Mavi koli ol. Ay, ne kadar minnoş oldun ya. Pembiş bir şort da var burada. Şapkalar, saçlar.
Çok tatlış. Ama ben gömleğini beğenmedim arkadaşlar. Dudu bunu istedi ama bunu giydirmeyeceğim ben ona. Hiç hoşuma gitmedi Dudu. Kusura bakma Dudu. Beğenemedim. Kafanda yumurta akı olsun mu? Mavi saç. Hiç beğenmedi o da mavi saçı. Ay şu şapkalar ne hoşmuş. Ama açılmamış henüz. Açılsın alırım ben sana ondan. Şimdi arkadaşlar ne giydirebiliyorum ben bu hayvancağıza? Hiçbir şey giydiremiyorum. Her şey kapalı ya. Aa bornoz var şurada. Aa bak bunu giydirelim sana hadi. Hemşireye benziyorsun ama çok minnoş bir kıyafet. Spo üniformasıymış. Spa'ya gittiğimizde bundan mı giymişler acaba? Bir deneyelim mi birazdan? Spa'ya gidip bakabiliriz ondan mı giymişler? Tamam bu kal. Bu da iyi. Tamam karar verdik. Küpe takamıyoruz arkadaşlar. Kıyafetimiz çıkıyor o zaman. Aa o da beğendi ki fotoğrafını çekti gördünüz mü? Tamam tamam. Hadi gel gidelim. Ay bir aradaki arada bu mu aradı acaba? Yardıma ihtiyacı vardır belki. Bak ben seni şimdi çok eğlenceli bir yere götüreceğim Dudu. İşte buraya. Müzik zamanı. Ya arkadaşlar da burada dans ediyor. Çok minnoş. Hop 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 hop. Hadi hareketleri yapalım. Aynısını yapın arkadaşlar siz de. Eller yukarı. Ayakları tek tek çek yukarı kaldır. Şimdi sıra diğer ayakta. Eller yukarı yana. Yukarı yana. Şimdi sadece yukarı aşağı. Geriye ayak. Eller ve ayaklar. Ya ne güzel spor yaptı. Ne güzel eğlendi arkadaşlarıyla. Minnoş Dudu. Çok beğendim. Aşırı eğlenceli zaten müzikte. Dinlemek bile eğlenceli arkadaşlar. Hadi ha gayret bitti. Birazcık şehri gezelim mi? Belki yine deniz kabuğu buluruz. Ben çok seviyorum deniz kabuğu. Bir de bazen kuş tüyü buluyor. Kuşların olduğu yerde var mıdır? Yokmuş. Tüh. Kuşlar tüyünüzden bir tane alabilir miyim ya? Çok seviyorum ben kuş tüyünü. Vermezler ki. Neyse ilerleyelim. Belki deniz kabuğu buluruz. Hiçbir şey bulamadık gerçekten. Hiçbir şey yok. Buraya da geldik. Şurada tuvalet var ama tuvaleti yok zaten Dudu'nun. Burada kazana atıyoruz bulduğumuz deniz kabuklarını biliyorsunuz değil mi? Ah bir yonca. Ya yaşasın. Bir de mantar. Bugün şanslı günümüzdeyiz Dudu. Ne yapsak korsanlarla savaşsak kazanır mıyız acaba? Bence kazanabiliriz. Şanslı günümüzdeyiz çünkü. Burada bir deniz canavarı var biliyorsunuz. Oraya girmeyeceğim o yüzden. Duducuğum. Ne yapalım başka? Ne oynayalım seninle? Ne oyun oynamak istersin? Ay spa'ya gidelim spa'ya. Bakalım. Bak buradaki kız da aynı giyinmiş. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Burnunu temizleyelim Dudu'nun. Bak iyi koku alsın. Köpekler için koku almak çok önemli. Gel bir burnuna fıs fıs sıkalım hadi. Şimdi ben kaçın deyince kaçacaksınız arkadaşlar. Çünkü üzerine sümük gelmesin diye. Ya, yeşil yeşil sümükleri çekiyoruz içine arkadaşlar ilk önce. Ha, önce kıllarını da almamız gerekiyor. Kıl var burnunda. Şimdi böcekleri bir bir topluyoruz. Biraz çirkin görünüyorlar. Ama Dudu'nun burnunu tıkamışlar. Nefes alamıyor hayvan. Suyu püskürtüyoruz. 3, 2, 1 kaçın. Kaçın. Şimdi gel. Rahat rahat koku alabiliyorsun değil mi? Sana bir de vitamin deposu lazım Duducuğum. Vitamin deposu için ne yapıyoruz? Meyvelerden harika bir smoothie yapıyoruz. Hadi bakalım. Elma, çilek, muz ve karpuz olsun. Süper. Rengin güzelliğine bir bakın. Şimdi ben bunu bir süsleyeceğim arkadaşlar. Kimse buna hayır diyemez. Lıkır lıkır içecek Dudu bunu. Ve vitaminlerin hepsini depolayacak vücuduna. Krema, krema, bir krema daha. Aa yok, olmadı. Heh, böyle olsun. Tamam, şimdi şemsiyeyi takalım. Bayrak takalım. Pipet de lazım. Pipetle içecek. Bir de çubuk takalım çikolatalı. Marshmallow, ananas, donat. Az önce yemişlerdi donatımızı zavallı Dudu. Neyse küçük bir donat da olur. Böceklerin de karnı açmış. Ne yapalım? Afiyet olsun. Arkadaşlar ben Dudu'yla bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.